Şimdi lütfen derin bir nefes alın öncelikle ve gözlerinizi yavaşça kapatın. Göz kapaklarınız gittikçe ağırlaşmaya başlayabilir. Ve bu ağırlık sanki bütün bedeninizde çok tatlı bir huzur duygusuna dönüşebilir. Buna bütün kalbinizle izin verin. Saflığın ve doğallığın, huzurun ve sakinliğin tüm bedeninizde akmasına müsaade edin. Sanki soluduğunuz havanın ciğerlerinizde dolaştığında size verdiği ferahlık gibi, zihninizde dolaşan düşünceler de birer birer uzaklaşmaya başlasın ve onlar silinip giderken, adeta bir su damlası gibi buharlaşırken sizi her bir nefeste rahatlığa doğru götürmeye başlasınlar. Bu çalışma boyunca güvenli bir alanda ve son derece steril bir ortamda birlikte düşsel bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk boyunca bedenen, zihnen ve ruhen her şeyinizle bu anın farkında olacaksınız. Bu bir uyku hali olmayacak. Aksine bu tam bir uyanıklık hali olacak. Ve bir şeyleri olduğu haliyle görmeye ve fark etmeye başladığınızda bunun gerçek bir uyanış olduğunu hissedebileceksiniz. Sadece olup bitenlere tanıklık etmek, sadece bir şeyleri görmek, rahatlatıcı ve sakinleştirici nefese kendinizi bırakın şimdi. Ve nefesinizle birlikte yol aldığınızı hissedin. Sanki bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve adım adım bu yolculuk sizi düşlediğiniz bir geleceğe doğru götürüyor. Sakin, sessiz ve huzurlu adımlarla. Etrafınızda olup biten her şeyi fark ettiğiniz bir düşsel yolculuk. Nefesinizin bilgeliğine güvenin ve kendinizi nefes alıp veriş ritminize teslim edin. Nefesinizin gittikçe büyüyen ve dalga dalga vücudunuza yayılan bu etkisi sizi an be an rahatlatabilir. Şimdi farkındalık sözcüğünü zihninizde parlak ve canlı bir kelimeye, bir tabelaya dönüştürün. Farkındalık. Ve bütün duyularınızın bu kelimeyle birlikte şu anda açılmaya başladığını hissedin. Gördüğünüz, duyduğunuz, dokunduğunuz, kokladığınız ve tattığınız her şeyi fark etmek nasıl olurdu acaba? Eğer gerçekten de farkındalığınız mükemmel bir noktaya erişebilseydi, siz hayatta karşınıza çıkan durumlara nasıl yaklaşırdınız? Olup biten şeyleri sadece tanık olarak ve izleyerek sadece onlara bu şekilde eşlik etmeyi başarabilseydiniz, olup bitenlere nasıl tepki verirdiniz? Tıpkı gökyüzündeki bulutları seyreder gibi, onların gökyüzündeki geçişini izler gibi izleyebilseydiniz hayatınızdaki olayları, bugün size stres yaşatan durumlara aynı şekilde bakar mıydınız? Lütfen şimdi farkındalığınızı fark edin. Bu tıpkı yürürken hangi yolda yürüdüğünüzü ve bu adımların sizi nereye götürdüğünü, hatta oraya neden gitmek istediğinizi ve gittiğinizde ne olacağını düşünmek gibi bir farkındalık olsun. Adımlarınızın sizi götürdüğü bu yaşam yolculuğunda aslında farkındalık bir pusula gibi, bir deniz feneri gibi size eşlik edecek. Ve fark ettikçe özgürleşmeye başladığınızı da hissedeceksiniz. Fark etmek sadece olup biteni izlemek ya da buna tanıklık etmek de olmayacak sizin için. Etrafınızdaki insanları, onların gözlerindeki ışıltıları, yanınızdan gelip geçen insan kalabalığını, bir kuşun, bir ağacın dalına konuşunu, bir köpeğin
parkta dolaştığı anın coşkusunu, küçük bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi, bir yağmur damlasının yeryüzündeki hikayesini, içtiğiniz bir bardak suyun tarih boyunca nerelerden geçmiş olabileceğini, her şeyi fark etmeye başlayın. Zihniniz olup biten her şeyi daha başka bir çerçeveye oturtmaya başladıkça, siz kendinizi sahip olduğunuz pek çok yükten arınmış bir şekilde özgürleşmiş ve arınmış hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz bu eşsiz zaman dilimi, birbiri ardına sıralanmış bu anlardan oluşan yaşam yolculuğu aslında her anı farkındalıkla dolu bir macera ve sahip olduğunuz, içinde bulunduğunuz, gerçekten de olmayı arzu ettiğiniz her ne varsa tüm dikkatinizi sadece buna yöneltmeniz yeterli. Bedeninizde olup bitenlere farkındalıkla yaklaşın şimdi. Hayatınızda olup bitenlere saf bir farkındalıkla yaklaşın. Tanıştığınız insanların ve karşılaştığınız durumların, her şeyin farkında olduğunuzu hissedin. Fark ettikçe sorumluluk bilincinizin de büyümeye başladığını fark edeceksiniz. Fakat bu hiçbir zaman kendini suçlayıcı ya da hata bulucu bir sorumluluk olmayacak. Niyetlerinizin, düşüncelerinizin ve isteklerinizin sorumluluğunu almak ve bunları kabul etmek gibi olacak. Şu ana kadar hayatımda olup biten her şeyi bilerek ya da bilmeyerek, bilinçli ya da bilinç dışı ben kendi seçimlerimle var ettim. Ve bundan sonra hayatıma davet etmek istediğim deneyimleri de niyet ederek ve gerçeğin süzgecinden geçirerek yine ben seçeceğim. Ve artık hayatımda bana güzel ve eşsiz deneyimlerin bu yol hikayemde eşlik etmelerini istiyorum. Farkındalığınızın tıpkı bir tohum gibi büyümeye başladığını hissedebilirsiniz. Ve farkındalık sözcüğünü bütün eylemlerinizin, tüm söz ve davranışlarınızın önüne bir filtre gibi koymaya başlayabilirsiniz. Ve şimdi dikkatinizi bedeninize yoğunlaştırın. Bu defa bedeninizde olup bitenleri fark etmeye başlayın. Vücudunuzun size duygularınızla söylemeye çalıştığı şeyler var belki de. Tekrar eden kalıplar ya da vücudunuzda belki ağrı ya da acı diye deneyimleyebileceğiniz bir takım mesajlar. Belki de süregelen bir yorgunluk ya da üzerinizde hissettiğiniz bir ağırlık. Bütün farkındalığınızı bedeninize yoğunlaştırın şimdi ve bedeninizin size verdiği bütün mesajların bir anlamı olabileceğini hissetmeye başlayın. Ve öncelikle teşekkür edin. Vücudunuzun sizinle duygularınız yoluyla konuştuğu için ona minnettar olduğunuzu söyleyin. Ve belki de bedeniniz size değiştirmeniz için bazı ipuçları veriyor olabilir. Belki de bedeniniz size bir şeyleri bırakmanız gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Bedeniniz sizinle konuşuyor. Bazen duygularla, bazen ağrılarla, bazen sancılarla ve bazen bir yorgunluk halini size yaşatarak. Fakat her durumda bedeniniz sizden bir şeyleri fark etmenizi istiyor. Teşekkür edin şimdi vücudunuza ve vücudunuzdaki her bir doku, hücre ve organa. Vücudunuzun bu eşsiz sistemler bütünü olan, birbiriyle entegre çalışan ve muazzam bir mükemmellikle tıkır tıkır her şeyi sil baştan oluşturan yapısına teşekkür edin. Öğüten,
güçlendiren, arındıran, şifalandıran, büyüten ve çoğaltan yapısına. Bu yaşam yolculuğundaki en sadık yol arkadaşınıza teşekkür edin. Ve şimdiye kadar bedeninizi bilerek ya da bilmeyerek yorduğunuz, zorladığınız, onu üzdüğünüz zamanlar için özür dileyin bedeninizden. Onu adeta en sevdiğinizi kucaklar gibi kucaklayın ve ona bütün benliğinizle sarılın. Onu gerçekten de doyasıya sardığınızı önce siz hissedin. Şu ana kadar bedeninizi yorduğunuz ve onu üzdüğünüz tüm zamanlar için af dileyin ondan. Ve bundan sonra bedeninizin size vereceği mesajları net bir şekilde almaya niyet edin. Sağlıkla, şifayla ve güzellikle. Ve şimdi de etrafınızda olup bitenlere, diğer insanlarla olan ilişkilerinize, bazen tartışmalarla, bazen eleştirilerle ve bazen hiç hoş olmayan şeylerle süre gelen iletişimlerinize yoğunlaşın. Sizi yoran insanlar ve enerjinizi tüketen durumlar. Farkındalık filtrenizi şimdi hayatınızda diğer insanlarla olan ilişkilerinize doğrultmaya başlayın. Sevdikleriniz, iş arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşularınız ya da başka başka insanlar. Farkındalık filtrenizle onlara baktığınızda aslında her birinin kendince kendi doğrularını savunan insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Onlarla çatışmak yerine anlamaya başladığınızda bu bitmeyen savaş belki de sona erecek. Sadece onların gözüyle bakmayı öğrendiğinizde ve acaba benim göremediğim başka bir şey olabilir mi diye sormaya başladığınızda bu tartışmalar belki de bütünüyle sona erecek. Farkındalık filtrenizi bütünüyle hayatınızda olup biten insanlara yoğunlaştırın şimdi. Etrafınızda olup biten her şey sizin bu farkındalık süzgecinizden geçsin. Sanki bir gözlükle bakarcasına. Renkli bir gözlükle baktığınızda camın arka tarafında o rengi görür gibi görün şimdi farkındalık gözlüğüyle. Anlayış, empati, sağlık, huzur ve dinginlik. Hiçbir tartışmanın kazanan bir tarafı olmadığını hatırlatın kendinize. Ve çok daha başka bir pencereden yaklaşmaya çalışın. İkna etmeniz gereken tek kişinin kendiniz olduğunu hatırlatın kendinize. Ve bir başkasını istemediği bir konuda ikna etmekten vazgeçin böylece. Hiçbir çatışmanın mutlulukla sona ermeyeceğini düşünün ve daha bir çatışma başlamadan önce dikkatinizi bütünüyle başka bir yöne doğru kaydırmaya çalışın. Haklı olmak yerine mutlu olmayı ve kazanmak yerine tek başına kazanmayı seçmek yerine birlikte kazanmayı tercih edin şimdi. Ve farkındalığınızı hayatınızda olup biten her şeye tıpkı bir filtre gibi uyarlayabilirsiniz. Sakin, dingin, huzurlu ve rahat bir biçimde. Şimdi lütfen derin bir nefes alın ve vücudunuzda olup biten her şeyi bir kez daha fark edin. Acaba bir sabah uyandığınızda kendinizi bu ruh halinde bulsaydınız, herhangi bir rutin tartışmaya nasıl yaklaşırdınız? Acaba uykuya bu şekilde dalmış olsaydınız, gece nasıl rüyalar görürdünüz? Çok zor bir durumla karşı karşıya kaldığınızda
tıpkı şu an olduğu gibi hissedebilseydiniz, bu durumla nasıl mücadele ederdiniz? İşte şu anda bu ruh halini tıpkı bir kıyafet gibi artık bedeninizde taşıyabilirsiniz. Ve bugün ve bundan sonraki her gün, dilediğiniz zaman bu ruh haline nasıl geçebileceğinizi artık biliyorsunuz. Şimdi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açıp bu farkındalıkla birlikte tekrar buraya geri dönebilirsiniz.